Şimdi bugün ay 20'si Pazar günü, Şubat ayı 2022. İstanbul Havalimanı'ndayım. Şimdi bu resimleri gördüm. Bu resimler binlerce kağıt parçadan yapılmış ama güzel gözüküyor. Şimdi gösterebilirim size kağıt parçalarını. Evet, şöyle görün, karton parçalarına yapılmış. Şimdi size diğer resmi göstereyim. Bu resimde plastik klipslerden yapılmış. Güzel yapılmış, güzel bir eser. Gördüğünüz gibi bunu da gösterebilirim. Mesela şöyle. Klipslerden yapılmış. Ama güzel bir resim. Ve diğer resim sadece iplerden, yün iplerden yapılmış. Parça parça. Bu da güzel işlenmiş ve dokunmuş. Bunun da ayrı bir özelliği var. Bu gördüğünüz resim yine yüzlerce parçadan yapılmış, deri parçalarından yapılmış. Güzel bir design verilmiş, güzel bir estetik sanat eseri çıkmış bundan. Şimdi göreceğiniz gibi bunda da yine parça parça deri parçalarından yapılmış. Evet. Ve bu resim ise kot pantolonun çepten yapılmış. Dikkat ederseniz gayet güzel gözüküyor. Fakat yakına yaklaştıkça bu kot pantolonları görebilirsiniz. Yamalardan yapılmış. Ceplerinden. Bu da tekrar kartondan yapılmış. Yüzlerce karton parçasından yapılmış. Güzel bir şaheser sanat eseri çıkmış. Evet, gördüğünüz gibi. Ve son iki tane resim kaldı. Ve bu resim ise küçük küçük kot pantolonunu parçalara bölmüşler. O parçalardan yine böyle bir şaheser eser çıkmış. Gördüğünüz gibi bakabilirsiniz mesela. Bütün kot pantolonları kesmişler olduğu gibi tek tek. Diğer bir resme geçersek. Bu resimde yine kot pantolonlar yapılmış. Yuvarlak biçimde bütün parçalar birleştirilmiş, yuvarlak biçimde yapılmış. Ve bu da yine öyle kartondan yapılmış galiba. Ne güzel bir eser. Çok emek verilmiş. Evet, kartona, kağıt ve kartondan yapılmış bu da. Yakından gösterebilirim ben size parçaları. Evet, şimdi diğer resme bakabilirsek. Bu da yine kot pantolondan yapılmış. Kot pantolon ceplerinden yapılmış. Parça parça, yüzlerce parça var. Onlardan dikilmiş. Evet. Gördüğünüz gibi burası İstanbul Havalimanı. Ve bu kablolardan yapılmış. Kablo, küçük küçük kablolar kesilmiş. Çeşitli kanlılıkta incelikte kesilip öyle yapılmış bunlar. Ama bayağı emek verilmiş. Ve bu da şey kapaklarına yapılmış bir resim. Buna da güzel design verilmiş. Gayet emek verilmiş. Renkli renkli şey kapakları kullanılmış. Güzel, bu da güzel. Belki yüzlerce kapak var burada. Ve bu da öyle yine kemerle pantolon kemerlerinden yapılmış, kot pantolon kemerlerinden yapılmış. Ve böyle sürüp gidiyor. Vay. Bir sürü var. Hepsi güzel bir sanat eseri. Ve bu parça ise bir sürü elektronik parçalardan sökülüp buraya monte edilmiş ve güzel bir resim ortaya çıkmış. Yüzlerce yine kondansatör, kablolar, diyotlar, bir sürü şeyler var. Parçalar var elektronik üzerine. Ve bu karşıda gördüğünüz komple büyük duvarda komple
Skerm ne diyeyim, televizyon ekranı, bütün duvar komple olduğu gibi. Yine bu da böyle. Bu da kağıt parçalarından yapılmış, kartvizitlerden yapılmış bu da. Gördüğünüz gibi mesela bir sürü kartvizit yapılmış. Evet. Şahane güzel bir şey var burada. Bütün duvar televizyon ekranı olmuş. Güzel bir ekran. Evet. Ne burası? Bu da böyle galiba Kola Fanta tenekesine yapılmış bu da. Bu da güzel bir şey. Yani orada bir ekran var. Resim var. Neden yapılmış? Bu da fermuarlardan yapılmış. Yüzlerce fermuarı bir araya getirmişler. Estetik, dudaklar, burun, güzel bir şey vermişler. Yine burada var. Gördüğünüz gibi İstanbul Havalimanı cıvıl cıvıl, şenlikli, gayet güzel, tertemiz, pırıl pırıl. Herkese buraya gelmeye davet ederim. Dünyanın neresine giderse gitsin. Çok muazzam bir yer. Fakat fiyatları biraz pahalı buldum. Avrupa'ya nazaran ucuz ama buradaki halka karşı bayağı pahalı yani. Benim tutup da bir kahve içemedim. Bir kahve kaç şey ya? 50 lira mı ne galiba? 50 lira olması lazım. Bonfri sandım, patates. Karşı 85 lira. Allah Allah. Bir bonfret.